tanımayacak uzaklıkta olmam. Hı hı. Ve bunun haberlere taşınması o kadar saçma ki. Yani peki Aysin'cim, çocuk dünyaya getirmek şey... sadece biyolojik yani olarak dünyaya getirmekle kalmıyor yani insan. Sadece bir faydası ne olabilir? Nedir yani benim geçmişimdeki özelliği? Biyolojik olarak anneme yardımcı olması yani benim dünyaya gelmemde. Ve bunun üzerine de bunca saatten sonra tutup da haberlere çıkabilecek bir insan değil yani. Ama beni bir şekilde babamız ya. Ama şey, hani yargılamak... Edebiyata girmeyelim bu yani. Bu kadar yargılamak gerekmiyor bence. Çünkü ne yaşadığını bilmediğimiz için. Tabii ki yani sadece de... o biliyor ve o yüzden de yargılamak gerekmiyor bence. Bak ben babasını de... istemiyor. Acaba işin içinde ne var? Bunu öğrenmek lazım. Ve ben bunu açıklamak, insanlarla paylaşmak, insanların muhakemesine... Zaten. Evet sağ ol. İnsanların muhakemesine bırakmak istemiyorum. Hani insanların vicdanına falan o derdini anlatacak. Ben derdimi anlatacağım hatırladığım kadarıyla. Sonra bunu insanların vicdanına... Yok böyle bir şey. Çünkü ben yaşadım bunları. Kimsenin şeyine, insafına, vicdanın muhakemesine ihtiyacım yok. Ama babandır. Ay kim bilir ne yaptı adama ya da adam kim bilir ne yaptı kızcağıza. Bunlar hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Ve bunlar geçmişte bana acı verdi. Ve bunları tekrar açmaları aynı acıları tekrar diriltiyor. Ve hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Aslında hiç kimseyi de ilgilendirmiyor yani. Ben hiçbir şekilde yorum yapmadım. Hı-hı. Sadece bana son derece yabancı bir insana gittiklerini, bana son derece yabancı bir insanla röportaj yaptıklarını söyledim. Ama onlar bunu anlamak istemediler. Hı-hı. Yani keşke elimde olsa kanımı yani onun kanından olmasam yani. Ay inanmıyorum sana. Bu derece tabii ki canım. Çünkü ay bu canım, saatten sonra beni çıkıp da rezil etme savaşı vermiş bir insan. Yani beni rezil etmeye kalkmış. Kendi kafasında bazı hikayeler ve senaryolar uydurarak. Ve bunu yayınlayanlar tamamen bir hayal ürününün aslında aleti oluyorlar. Tamamen bir saçmalığın aleti oluyorlar. Ben onların da bir şekilde işim. Devamını vermiş oldum. Böylelikle. Aysun bayağı bir dertliymiş bu arada bu konu. Yok aslında bu konuyu hiç açmıyorum. Öylece de kapanmıştı. Ama konu kapanırken çok insanların kafasında soru işareti evet, bırakarak evet, kapandı. Son cevabı verdik açılmış o zaman. Yani evet, kimseyi lütfen böyle bir basitlik yapmasınlar. Böyle benim gibi siz başka insanların da başka sanatçıların da başına geliyor. Bu bir basitliktir. Yani benim önemsemediğim ve seneler önce artık zaman aşımına uğramış bir konuyla uğraşmasınlar. Çünkü yani son derece basit ve hiçbir özelliği olmayan, hiçbir yaratıcılığı ya peki da peki o haberden sonra hiç babanla görüştün mü? Yok hayır ben görüşmüyorum. Hiç aradı mı seni? Ya ben görüşmüyorum. O aradı mı? Hayır yani nasıl anlatabilsem ki sana? Ya hiç alakam yani yok. Yani alakam yok ve tamam, senelerdir yok yani. Anladım canım. Peki bir şey soracağım. Ben bu arada Aysun'un, ya yemin ediyorum çok ciddi söylüyorum bunu. Bir pozun var senin ve yurt dışında galiba çekildi o fotoğraf. Yani normalde çıplaksın ama hani bakınca yani çırılçıplak bir insan görmüyorsun. İnanılmaz, yemin ediyorum acayip estetik bir poz. Ve ben gerçekten bakarken şöyle baktım, hakikaten çok beğendim. Teşekkür ederim. Emre de çok beğenmiştir ama birazcık kızmış olabilir. Yani beğenmedi. Paris'te çekildi o fotoğraf. Türkiye'de ele geçirilebileceği hiç aklımın ucundan geçmemişti açıkçası. Burada çıktı ama hiç kötü eleştiri evet, aldığını düşünmüyorum. Hani yani sonuçta bir takım insanlar da aynı pozları veriyorlar ama aynı kefeye koymadılar bir şekilde. O pozun altına kötü hiçbir şey yazmadılar. Evet, yaşasın. Peki. Yani RSD'ye kapak oldu o poz zaten. Fransız magazin dergisine. Evet. Ben de sonradan öğrendim. İşte kapak olmasaydı zaten kimseye görmeyecekti o fotoğrafları. Gayet ama de güzeldi. Teşekkür ederim. Vallahi. Peki bu arada... Son oldu herhalde benim için de. Peki bu arada Asuman Kral senin çektirdiği, Kral senin çektirdiği fotoğraflar sana da gelmiş galiba. Evet. Teklif, çırılçıplak poz ve sen kabul etmemişsin. Türkiye'de olmasaydım, ya yani Türkiye'de yaşamasaydım kabul eder miydim? Öyle bir şey demiştim. Benim aile yapım ve Emrem izin vermezdi bunu. Evet. Emre. Evet yani ama o teklif geldiğinde zaten o derece çıplak olmayacaktı. Yine de ben cesaret edemedim yani. Kabul ettikten sonra çekimler sırasında ay oram gözüktü, ay buram gözüktü, şöyle çekmeyin falan. Böyle bir şey yapmak istemedim. Profesyonelliğe sığmazdı. Uygun değildi yani. Şu an benim yaşamıma göre, yani erkek arkadaşıma ve aileme göre. Peki Emre olmasaydı daha iyi yerde olurdum diyor musun? Yurt dışında olurdum diyor musun? Çünkü Emre'den dolayı kısıtlama getiriyorsun bir takım şeylerine. Mesela yurt dışına gidemiyorsun. Ama onu ben kendim veriyorum o kararı yani. Emre verdirmiyor. Yani evet ben kendim veriyorum peki, o kararı. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Detaylı açıklamalar için. Ve şimdi Kader bir şarkı söyleyecek sevgili seyircimiz değil mi Kader?
Yani. Olmaz. Ya ben şey istiyorum. Ama ben... Tamam, onu söyleyeyim. Onu söyleyelim. Peki. Kader sizlerle. Kilo derdi beni öldürecek. Yok yok, gayet. Çiçek açmaz bahçelerde, yosun bitmez denizlerde, bülbül ötmez bu seherde, sonumuz mu geldi acaba? Çiçek açmaz bahçelerde, yosun bitmez denizlerde, bülbül ötmez bu seherde, sonumuz mu geldi acaba? Ama ben seni çok severdim, ama ben senin için ölürdüm, ama ben bu canımı verirdim, sensizim çok yalnız. Ama ben seni çok için ölürdüm, ama ben bu canımı verirdim, sensizim çok yalnızım. Nefes aldım, kokunu duydum, hasrete gömüldüm derinden. Son bir defa bana gel de yüzünü göreyim yeniden. Nefes aldım, kokunu duydum, hasrete gömüldüm derinden. Son bir defa bana gel de yüzünü göreyim yeniden. Ama ben seni çok severdim, ama ben senin için ölürdüm, ama ben bu canımı verirdim, sensizim çok yalnızım. Ama ben seni çok severdim, için ölürdüm, ama ben bu canımı verirdim, sensizim çok yalnızım. Sen sevgi nedir bilir misin? Sevmek yürek ister, yürek. Sen hiç sevmedin ki bu alemde. Gönlüme taht kurmuştun, yıktın, gittin bir kalemde. Biliyorum, gökteki yıldızlar kadar uzaksın. Sen aslında bana tuzaksın. Umutsuz aşk derler bunun adına. Tohumunu ekemezsin. Yapıştı mı bir kere yakana, ezip de geçemezsin. Dedim ya, sevmek yürek ister, yürek. Sende ne yürek var, ne de... Neyse. İçin ölürdüm, ama ben bu canımı verirdim, sensizim çok yalnızım. Ama ben seni çok severdim, ama ben senin için ölürdüm.
benim teşekkür ya. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim mi? Sesin çok güzel. Teşekkür çok ederim. Çok güzel yani. Kader de şeye taktı, kiloya taktı değil mi? Evet, çok kötü. Valla iyisin. Hele normalde boydan... ekranda kilolu çıkarıyor ya. Belki kısa saç öyle gösteriyordur. Uzun saç, saç daha kötü gösteriyor aslında. Valla. Mersi. Yani kilo problemi olunca. Yok ya, gayet iyi. Yok, başlayacağım diyete. Allah izin ederse. Aysu nasıl ayıp kalıyorsun? Ben spor yapıyorum. Spor yapıyorsun. Evet. Spordan dolayı. Yoksa diyorsun yiyorsun. Yiyorum, evet. Zaten iki şansın var. Ya diyet yapacaksın, evet, zayıflayacaksın. Ya da spor yapıp istediğini yiyeceksin. Ya bir de futbolcuyla birlikte olmak da güzel bir şey. O da spor. Sen de yani o spor yaparken sen bir de spor yapmadan duramıyorsun. Yani evde... Evde sürekli zıplayan tipler. Evet, koşan, mekik çeken falan tipler. Doğru, beraber mekik çekiyoruz. Tabii canım. Aa, çok zevkli, çok Emre'yle güzel. Emre'yle oturup mekik çekiyoruz. Evet, yarışıyoruz falan. Peki, yani nasıl? 14 Şubat geliyor mesela. Geliyor ama benim için yeni değil yani. 5. 14 Şubat olduğu için. Ya artık diyorsun. Evet, ve zaten hadi. Büyük ihtimalle kampta olacak. Hadi. 14 Şubat'ta, o yüzden... Yani o zaman... Her gün, deliye her gün 14 Şubat diyor. Ay ne güzel. Sen? Kader. 14 Şubat geliyor canım. Bak geliyor sevgilim. Ay ay, geldi sevgili. Evet, Kader'in sevgilisi açıklıyoruz. Gel bebeğim, gel gel. Çok güzel değil mi? Valla Kader yüz vermiyor gibi geldi ama bilmiyorum. Kuyruğuna ne olmuş? Genelde kesiyorlar çok aksi olmasın diye. Ay çok güzel. Gel. Alo. Telefonumuz var. Alo. Alo. Merhaba. Gidiyor. Yani belki olabilir, o zaman da zaten herhalde inkar etmem. Ben de bir rahatlamış olurum. Üzerime yapıştı çünkü. Göğsünde falan var. Aa, yok canım, yok. Yok canım. Yok yani. Orijinal. Orijinal. Zaten yani olsa ben kesinlikle inkar etmem. Çünkü çok utanırım biri çıkıp da bana sen yalancısın, şöylesin böylesin demesinden. Hı-hı. Yani yalan genel hiç kullanmamaya çalışıyorum. Yalan söylememeye çalışıyorum. Çünkü yerin dibine girerim. Ben beceremem yani. Kızarırım, morarırım. Peki tüm samimiyetine inanarak bir şey sormak istiyorum. Benim de çünkü çok merak ettiğim, kendi şahsım adına çok merak ettiğim. Hani biz sunucularla ilgili, sunucular zaten çok az var piyasada. Zaten hı-hı, biliyorsunuz barınamıyorlar. Karşımıza sanatçıları koydular. Söylemesi ayıptır. Lafımı da söylerim. Kankilerimiz gerçi ayrı. Yani mankenler hakkında genellikle bir ön yargı var. Yani tabii ki çok iyi mankenlerimiz var, çok başarılı mankenler var ama her türlü atıyorum abuk subuk şeylerde yakalananlara ne meslek yapıyorsun direkt rahat söyleyebileceğin, hani sunucu dese televizyonda evet, görmek zorunda. İspatı edilemeyen tek meslek mankenlik. Evet. Ve ben mankenim diyor. Ve mankenlere böyle bir garip gözüyle bakılabiliyor. Tabii ki ayırt ediyor herkes. Hı hı. Kimlerin iyi olup olmadığını. Sen bu durumdan rahatsız mısın? Ay sen benim yerime çok güzel konuştun valla. Artık nokta, bir şey söylemek istemiyorum. Çok güzel konuştun yani. Ancak bir manken sen bu kadar iyi anlatabilirdi. Ben şahsım adına o kadar rahatsız olmuyorum. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Hı hı. Yani çok huzursuz ve rahatsız olmuyor. İnsanlara bir de fırsat vermek lazım. Yani kötü başlarsın da ama ileride düzeltirsin kendini. Yani ama çok enteresan yani. Hakikaten hangi kötü bir şeyde yakalanır olursa manken altına ekliyorlar. Evet. Ve... Tabii o bizim suçumuz değil yani. Bir de bu işin şeyi yok yani, bir kere podyuma çıkan da manken. Bir tane fotoğraf çektiren de manken oluveriyor bir anda. Hı-hı. O yüzden o kız kazayla bir podyuma çıkmış olabilir ve mankenim diyebilir ve sen ona gidip de hayır değilsin diyemiyorsun. Manken ama dedim, bu kadar kolay mı? Bir podyuma çıkmakla manken olabilir. İşte mankenim diyor dedim ya. Ama zaman gösterir yani. Bunun belirli bir iyi bir ajansa bağlı olmak. Manken adı altında olduğu için yani senelerini veren insanlara yeni çıkan bir isim yaptığı şeylerle zarar verebiliyor. Çünkü hepsi manken tabii adı ki, altında direkt toplanıyor. Evet ama işte ben de onu çok kötü yani. Doğru söylüyorsun. Bunun ayrımını yapmak lazım bence. Evet, manken köy kılavuz istemez diyorum tabii ben. Ki. Bir de o yani kızlar da genelde çok küçük yaşta ve cahil oluyorlar. Onlara da şans vermek istiyorum. Yani evet, kötü bir başlangıç yapmış yani olabilirler. Peki, yanlış insanlarla şey birlikte mi olmuş olabilirler ama kendini toparlayanları da ben gördüm yani. Çok kötü başlayıp kendini toparlayan, düzgün işler yapmaya başlayanları da gördüm. Yani ona bir şans verilmeseydi mesela, o X kişiye şans verilmeseydi o gene kötü olarak devam edecekti hayatına. Ama şu an iyi bir manken. Mesela. Aselan'ın mankenlik yapmasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Yani engel yok ki. Şans kısa değil yani, boyu kısa değil.